da o anmayı zorlaştıracak her şey yapılıyor her zaman olduğu gibi. Yine metro istasyonunda o durağa pas geçilmesi sağlandı valilik kararıyla falan. Bu duruşmaya davaya baktığınızda ya da Uğur Mumcu davasına baktığınızda ya da Kışlalı ya da diğer davalarda Türkiye'yi sarsan bir takım siyasi cinayetlerde bir takım insanlar yakalanıyor ama kamuoyunda böyle bir yani azmettirici kim kardeşim, bu olayda da biz bu meselenin üstünde duruyoruz. Orada bir tatmin edici sonuç ortaya çıkmıyor. Onu bir konuşalım istedim. Kemal Göktaş, belki tanırsınız siz de. Tabii tabii Kemal. Kemal de bizimle beraber. Londra'dan bağlanıyordur herhalde. Londra'dan bağlanıyor şu anda da böyle tam karşımızda. Kemal hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Selamlar Mehmet Bey. Merhaba. Kemal, bizi yani tetikçi bu. İşte bu meselede böyle oldu, hadi dağılın, mecbur bırakılıyor gibi görünüyor. Son olayda da bunu gördük. Bugün işte Hrant Dink ile ilgili anma da var. 16. yıl hala bir takım dosyalar Yargıtay'da veya üst mahkemelerde tekrar bunlar görüşülüyorlar. Ayrıca davaya baktığında da işte FETÖ ile cemaatle hükümetin arası bozulmadan önce Ergenekon'un sorumlu tutulduğu bir dava. O bozuşmadan sonra da FETÖ'nün sorumlu tutulduğu bir dava halinde geliyor önümüze. Hepsinde de böyle. Ne diyorsun? Yani bulunamıyor bu azmettirici Türkiye'de. O tuğla çekilemiyor herhalde. Yani bazı durumlarda tetikçi dahi bulunamıyor. Tetikçilerin bulunduğunda da azmettirici bulunamıyor. Bütün siyasi cinayetlerin aslında ortak bir kaderi Türkiye'de. Devlet bağlantılı suçlarda bunların soruşturulmasında başlamak üzere, soruşturma aşamasından başlamak üzere bir bariyer oluyor. Yani biraz detaylandırmak gerekirse işte Uğur Mumcu cinayetine bakalım. Uğur Mumcu cinayeti 1993'te işlendi ve ilk gözaltılar 7 yıl sonra yapılabildi. O arada dönem o değişme var ve değişme savcıları neredeyse hiçbir işlem yapmadılar. İşte o gözaltılarda da büyük fiyasko yok muydu? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? İki kişi gözaltına alındı, olay yerinde yer gösterme bile yaptı. Sonra olayla hiç ilgisi olmadı, ortaya çıktı onun. Evet, Yusuf Karakuş ve Abdülhamit Çelik bahsettiğiniz isimler. Evet, yani Umut Operasyonu şu anda Uğur Mumcu cinayetin ana davası ve tetikçi bombayı yerleştiren değil ama bombayı beraber götüren ve gözcülük yapanlar içeride. Tabii Uğur Mumcu uzun takip adıyla işte Umut Operasyonu diye adlandırılan bu dava birçok soru işaretini barındırıyor. İlk aşamada ilk 7 yıl hiçbir irade gösterilmedi çözümü için. İşte ailenin suç duyuruları var savcılar hakkında, Ülkü Coşkun ve Nusret Demirel hakkında. Meclis raporu var. Yani düşünün ki bir cinayet işlenmiş ve savcılık işlem yapmıyor. Gereken herhangi bir soruşturma işlemini yapmıyor. Buradan şunu anlıyoruz. Yani siyasi cinayetler olduğunda ve işin ucu bir şekilde devlete temas ettiğinde orada yargı makamlarının herhangi bir inisiyatif göstermediğini görüyoruz. Umut davası da çok problemli aslında. Hani bugün itibariyle Umut davasında ardışmış müebbet hapis cezası alan iki kişi içeride sadece ve onlar da bütün kurumun değil sadece Bahriye Üçok, işte Ahmet Aksoy, Ahmet Ener Kırçadı gibi 90'larda işte Atatürkçü, Kemalist bilinen aydınlara yönelik suikastlerin tamamı bu örgütün işliği ve bu iki kişinin bundan sorumlu olduğu belirtiliyor. Tabii Urum'un arabasına bombayı yerleştiren Oğuz Demir hala yakalanamadı. Evet, İran'a kaçtı dendi falan, o hala ondan iz yok. Evet, üstelik şu ortaya çıkarıldı ki Oğuz Demir bu Umut soruşturması sırasında birkaç kez polisin elinden nasıl oluyorsa kaçmış. Çok kilit bir isim olduğu anlaşılıyor. Belki de soruşturmayı, davayı baştan sona etkileyecek ve belki de bizi azmettiriciye götürecek bir isim olduğu için korunduğunu görüyoruz. Tıpkı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisinin hala yakalanamamış olması gibi, yani bugüne kadar onu yakalanamamış olması da, bugün yakalansa dahi aradan geçen süre gözetildiğinde çok ciddi bir şüphe barındırıyor. Uğur Mumcu cinayetinde bütün fatura İran bağlantılı Kudüs ordusuna kesildi malum. Kudüs ordu, Tevhid Selam grubundan ayrılan bir İran bağlantılı bir yapılanma olduğunu söyledi savcılık ve yargı kararları bize. Ama mesela İran'la bu nedenle herhangi bir kriz yaşamadık ya da herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Düşünün ki gelip İran bağlantılı bir örgüt burada cinayetler işliyor.
bütün aydın cinayetlerini biz buraya bağlıyoruz ama bir devlet refleksi gösterilmiyor. Tabi yargılama süresince birçok delil ortaya çıktı, birçok şey ortaya konuldu ama biz Uğur Mumcu cinayetinin ortaya konuların dışında ortaya konulmayanların peşindeyiz ki burada çokça soru işareti var. Örneğin işte Mehmet Ağar'ın Güldal Mumcu'ya söylediği sözler tarihe geçti. Hani o tuğlayı çekersem duvar yıkılır sözü. Ve de cinayetten sonra 90'lar boyunca failin meçhul cinayetlerin faili olduğu bilinen ve bugün itibariyle akıbetini bilmediğimiz ve devlet görevlisi olduğuna kuşku olmayan Mahmut Yıldırım. Mahmut Yıldırım'ın Uğur Mumcu'nun evine gelmiş olması. Bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde yani Uğur Mumcu cinayeti ve diğer aydın cinayetleri 90'lar boyunca işlenen bu aydın cinayetleri ne düşündüğümde ortada evet failler bulundu diye kapatılmak istenen bir dosya var ama o failleri kimin harekete geçirdiğine ilişkin, azmettiricinin kim olduğuna ilişkin ve belki de o faillerin bu suçları işleme şekline ilişkin çok soruda yanıtsız durumda. Üstelik en önemlisi o faillerin, bugün tutuklu olanların, hükümde olanların söylediği, biz işte Uğur'un arabasına bombayı götürürken bombayı yerleştiren Oğuz Demir'di dedikleri sanığın polisin elinden kurtulması ve sonra da yakalanamaması ve muhtemelen Ocak 2003 30 yılda olacak ve zaman aşımı işleyecek Oğuz Demir için. İran'da olduğu söyleniyor, Avustralya'da görülmüş, Avrupa'da görüldüğüne dair bir takım rivayetler var. Ama Oğuz Demir bulunamadı. Bu Uğur Mumcu cinayetinin kara kutusu. Dolayısıyla Oğuz Demir'in bulunmadığı bir soruşturma ve dava ve zaman aşımından düşecek olması, tıpkı yakında Musa Anter cinayeti olduğu gibi orada da fail çok net ortadayken ve aslında cinayetin işleniş şekli büyük ölçüde iddianamelerde ortaya konulmuşken bir tem cinayet olduğu belli iken zaman aşımından düşürüldü göz göre göre yani ve bu dava öyle kısa sürede faili son anda bulunduğu bir dava değildi. 10 yıldır en azından süren bir davaydı. Bir takım yazışmalar bahane edildi, o yazışmaların sonucu alınmadı. Efendim itirafçı işte İsveç'te onun istinabeyle ifadesinin alınması meselesini Adalet Bakanlığı adalet gösterdi. İş kilitlendi. Sadece Musa Anter değildi orada. Başka faili meçhuller de yargılanıyordu ve onlar da zaman aşımına düşüyor, düşecek zaman içerisinde. Bakanlığın isteksiz olduğunu gördük. Niye? Çünkü siyasi irade aslında burada çözülmesi konusunda bir inisiyatif göstermiyor. Yargı bağımsızlığı da bizde artık konuşulması dahi boş bir iddia olduğu için siyasi iradenin inisiyatifi davalara yansıyor. Musa Amter davası Fethullahçı yargı bürokrasisinin etkin olduğu dönemde açılan bir davaydı. O dönem işte bir Ergenekon vesaire dava rüzgarında Fethullah Gülen örgütü kendisine karşıt olan bürokratları, askerleri, polisleri bir şekilde yargılatıyordu. Bu sayede tırnak içinde bu politik motivasyonla açılmıştı o dava ama evet çıkmıştı, tetikçi ortaya çıkmıştı, hatta bir süre tutuklu kaldı, cinayetin büyük ölçüde nasıl işlendiği de ortaya konuldu ama işte malum çatışmadan sonra Gülencilerle AKP çatışmasından sonra o inisiyatif geri çekildi. O dönem açılan faili meçhul cinayet davaları ya zaman aşımından düşüyor ya beraat kararı veriliyor ya da sonuçsuz kalıyor. Uğur Mumcu cinayeti ekseninde de biz yine siyasi iradenin azmettiricinin ortaya çıkarılması konusunda gayet isteksiz davrandığını ve işte olayları çözdük. 90'lar boyunca işlenen bütün o cinayetler Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel diye iki kişinin üzerinde şu anda. Bu iki tırnak içinde süper teröristler bombaları hazırlayıp götürdüler. Yani şu aslında bu meseleyi konuşmamızın nedeni şu, izleyiciler için de söylüyorum. Ya bugün Sinan Ateş davasıyla ilgili deniyor ya, bekleyin işte yargı süreci devam ediyor, bekleyin işte soruşturma devam ediyor. Beklemiş Türkiye Uğur Mumcu cinayetinde, bekledik yani, ben de Ankara'daydım o zaman, çok da net hatırlıyorum meseleyi. Beklemiş Ahmet Taner Kışlalı'da, beklemiş ne bileyim Hablemitoğlu cinayetinde.
beklenmiş yani. Bunlar bir şekilde o siyasi irade tam olarak devreye girmeden çözülememiş. Burada da acaba benzer bir şey mi olacak? Azmettiren ortada, bunun ortada olmayacak mı? Kaygısı var ve İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı bu meseleleri çok böyle ortaya koyan ifadeler kullandılar. Daha yani, bitmemiş soruşturma ile ilgili. Sinan Ateş olayında tabii farklı bir durum var. O da şu, yani bunu söylememiz lazım. Şimdi emniyetin içerisinde çok ciddi bir ülkücü, milliyetçi yapılanma var. Anlaşılıyor ki o yapılanmanın bir kısım unsurları bu cinayetin faili meçhul kalmasına izin vermiyorlar. Ve çalışıyorlar. Yoksa bu kadar da bilgi çıkmazdı. Evet. Yani bu bilgiler de ortaya dökülmezdi. Evet. Yani hatta kamuoyunun, yani bazı gazetecilerin elindeki bilgiler savcıdan önce o gazetecilere geliyor. Yani o öyle bilgileri ortaya attılar ki savcılık bu bilgileri birkaç gün sonra, o gazeteciler bunu söyledikten birkaç gün sonra vakıf oldu. Dosyada gördüm. Evet. Yani benim yorumum, emniyet içerisindeki bir yapı buna izin vermiyor. Ama şimdi Kemal'in söylediği o hem Uğur Mumcu cinayeti, Musa Anter cinayetinde orada bir topyekün karartma var. Topyekün bir engelleme var. Burada bu olay olmuyor. Burada olmadığı için zaten bu soruşturma bu kadar böyle bir noktaya geldi. Ve her şey herkesin gözünün önünde oluyor. O yüzden kapatılamıyor. Yönetmeliklerine bir, ne diyelim, şerhliyle bir açıklamalı itiraz koyayım. Şimdi benzer bir manzarayı bir Hrant Dink cinayetinde de gördük. Hrant Dink cinayeti işlendikten hemen sonra ben çok doğrudan onun haberleşilmesi sürecinde yer aldım. Bir, evet, emniyet içerisindeki bir kanat tıpkı Sinan Ateş cinayetinde olduğu gibi bilgi ve belge sağladı. Hatta gerçekten görüntü. Görüntü vesaire sağladı. Ve de hızla tetikçi ve tetikçinin etrafındaki bir yapının çok hızla ortaya çıkarıldığını gördük. Yani işte tetikçi o gün Samaz, onu azmettirenler Yasin Hayal ve emniyet zamanında jandarma muhbiri, haber elemanı Erhan Tuncel. Bu yapı hızla ortaya çıkarıldı. Ve bu da yine o zaman da bunu net tespit etmiştik. Bu da emniyet içerisindeki Fethullahçılar ve Fethullahçı olmayanlar ayrımından kaynaklanmıştı. Çünkü ilk ortaya çıkarılan bilgiler bize hemen Fethullahçı polislerin sorumluluğunu gösteriyordu. Anlaşıldı ki o zaman bir ekip çatışmasıyla buna yararlanırız ve kurumlar arası çelişkiler de yardım etti yine. Yani emniyet, jandarma, MİT her üçü de biliyordu cinayetin işlendiğini ama her biri diğerini, yani emniyet şöyle diyordu, jandarma biliyordu. Ona ilişkin hem savcıya hem basına kaynak sağlıyordu. Jandarma diyordu ki ya emniyet biliyordu, o da yine emniyetin bildiğine dair bilgileri, belgeleri paylaşıyordu. Dolayısıyla ama ne oldu orada? Fethullahçı irade, yani yargı ve güvenlik bürokrasisindeki Fethullahçı ve onların ortağı AKP iradesi. İktidar yani bugün çok doğrudan sorumlu. O gün bu soruşturmanın, davanın genişlemesini engelledi. Tıpkı Sinan Ateş cinayetinde de bilgi belge akışı var, tetikçi ve çevresini az çok görüyoruz ama azmettirenlere ulaşmamızı engelleyen iki siyasi irade. Ve orada ne oldu? Ramazan Akgürey, Ali Fuat Yılmazer gibi ya da bazı jandarma komutanları bunların soruşturulmasını hükümet engelledi, soruşturma izinleri vermedi. Hatta ben kitabımda Ramazan Akgürey'in burada bu cinayet işlendiğini bildiği halde kılını kıpırdatmıyor diye yazdığım için yargılandım. Birçok gazeteci arkadaşımız yargılandı. Ramazan Akgürek ve ekibi Fethullahçı çeteye ne zaman gidildi? Hükümet araları bozulduktan sonra. Ya ilk başta zaten Ergenekon sorum tutuldu. Ondan sonra bir baktık Fethullahçılar sorum tutuldu. Aslında şeyden dolayı. Son 1-2 dakikamız, birkaç cümle sizden alayım. Yani sen git sahibin gelsin sözü emniyet içerisindeki o ülkücü yapılanma olmasa kamuoyunun önüne gelmezdi yani. Evet ama şimdi Kemal de diyor ki bundan kamuoyu yararlandı başka bir cinayette, Hrant Dink'te. Hı-hı. Ama bir yere kadar. Sonra azmettiriciye doğru gitmedi. Burada da şöyle, bir ekip var. Ama şöyle, Hrant Dink cinayetinde belki yargılananlar konusunda belli bir noktaya gelinmedi ama kamuoyunun bilgisi açısından baktığınızda aslında cinayetin nereden planlandığı ve nereye geldiğini kamuoyu biliyor. Bilmesinin sebebi de bence o dönemdeki içeriden yapılan servisler. Çatışma. Servisler. Sinan Ateş olayında da aynı şey var. Hı-hı. Yani olayı topyekün kapatamıyorsunuz.
Hrant'in cinayeti... Birkaç cümle Kemal, buyur. Evet, Hrant'in cinayetinde olan şu, emniyet ayağı, işte Fethullahçı polislerin dahli biliniyor ama iş MİT soruşturmasına geldiğinde ve MİT'in Hrant Dink'i tehdit ettiği toplantının genelkurmay emriyle yapıldığı bilinmesine rağmen o kısım tamamen kesilip atıldı, yargılama dışı bırakıldı. MİT'in ve MİT'çilerin sorumluluğuna dair Hrant Dink cinayetinde ne yazık ki ailenin bütün çabalarına, avukatların bütün çabalarına rağmen iş orada kesildi. Hrant Dink cinayeti benim kanaatimce sadece Fethullahçıların sorumluluğu var. Yani onu kesinlikle teslim ediyorum. Ama onunla sınırlı olmayan bir yapı. Tıpkı Necip Havlemitoğlu cinayetinde olduğu gibi Fethullahçıların başka yapılarla ortaklık ederek, belki o başka yapıları manipüle ederek, kendi içlerine dayayarak ya da her iki yapının çıkar ortaklığına giderek işlediği cinayetlerdir. Derin devlet dediğimizde bunu parçalı yapılar var ve bu parçalı yapılar bazen bir araya geliyorlar. Hrant Dink cinayetinde Fethullahçı yapının sorumluluğunu ortaya koyup diğer derin devlet unsurlarını temiz göstermek cinayeti nasıl işlendiğini karartmak olur. Çok açık bir şekilde Hrant Dink cinayetinde ve Necip Havlemitoğlu'da da benzeri var. Her iki bazı yapıların yani politik olarak farklı düşen ya da işte Fethullahçı yapıyla diğer yapıların birlikte olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Peki Kemal, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Bülent Bey'in bugün söylediği Tolgahan Demirbaş'tan yukarıya çıkmasın talebinin bir sonucu olabilir savcı değişimi, evet, tespiti de belki bu anlattıklarımızda biraz üst üste geliyor. Ama sizin umudunuz var görebildiğim kadarıyla Sinan Ateş davası ile ilgili. Evet, evet. Sinan Ateş dosyasının daha büyüyeceğini ve farklı noktalara gideceğini düşünüyorum. Sorumluların inşallah bütün yapısıyla ortaya çıkması tabii herkesin dileği. Herkesin aslında gündemde tutması ve farkındalık yaratması gerekiyor. Eğer bir hukuk devleti talebi varsa Türkiye'de o da diğer örneklere benzemez. Ya ben umudumu yitirmek istemiyorum. Biz de istemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ Kemal, çok teşekkür ederiz katıldığın için. Eksik olma. Şimdi bu bölümü bitiriyoruz. Birazdan sen ne dersine başlayacağız. Akif Bekir ile birlikte. Bir yere ayrılmayın. Birkaç dakika sonra.